Kanada karlı dağları, el değmemiş ormanları, tertemiz gölleri, cana yakın yardımsever insanları ve o nefis akciğer şurubuyla bilinir. Artık bu listeye bir şey daha eklemeleri gerekiyor. Dünyanın en eski suyu. Araştırmacılar 2016'da kazarak 3 kilometre derine indiler ve Ontario Kit Madeni'nde eski bir su göleti buldular. Suyun en az 2 milyar yaşında olduğuna inanılıyor. Herhalde içilmiyordur. Su yerin derinliklerinde dünyanın en büyük jeolojik kıta platosu olan 8 milyon kilometre karelik Kanada kalkanının içinde köpürür halde bulundu. Bölgede çok az tektonik hareketlilik olması büyük olasılıkla suyun bu kadar uzun süre nasıl etkilenmeden kaldığını açıklıyor. Bilim insanları ve araştırmacılar suyu analiz ettiler ve herhangi bir dış kaynaktan etkilenmemiş çözülmüş helyum, argon, xenon ve neon gazları buldu. Milyarlarca yıl öncesinden kalma mikrop izleri bile vardı. Bu bilim açısından geçmişteki kayıp bir dünyaya bakış atmamızı sağlayan müthiş bir buluştu. Yeryüzünün kilometrelerce altında yaşamı destekleyen su bulunabiliyorsa, Mars, Satürn ve Jüpiter'in uyduları gibi diğer gezegenlerde de aynı şeyi bulmak mümkün olabilirdi. Nemo noktası dünyada karaya en uzak noktadır. Resmi olarak ulaşılmazlık okyanus noktası olarak adlandırılan bu nokta, karadan öyle uzaktır ki ona en yakın kişiler genellikle astronotlardır, tıpkı benim fark ettiğim gibi. Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın etrafında 400 kilometre uzakta döner. Oysa Nemo noktasında dünyada insan yerleşimi olan en yakın yer her yönden 2687 kilometreden daha uzaktır. Gerçek ünvanı biraz uzun olduğu için Denizler Altında 20 Bin Fersah romanındaki kaptan Nemo'ya atıfla Nemo noktası takma adını almıştır. Nemo Latince'de hiç kimse anlamına gelir. Etrafta hiç insan olmadığı düşünülürse bu bölgeye çok yakışan bir isim, öyle değil mi? Crockett Ormanı Polonya Gryfino'da yer alır. 1930'larda dikilmiş alışılmadık bir biçimde kavisli 400 çam ağacından oluşan bir korudur. Bu çamlar ağaçların dibinden 90 derecelik keskin bir açıyla kuzeye doğru eğilir ama sonra dikkat çekecek biçimde geriye dönerek gökyüzüne doğru dik yükselir. Bazı kavisler yana doğru 90 cm ile 2,7 metreye kadar uzansa da bu ağaçlar sağlıklıdır ve birçoğunun boyu neredeyse 15 metreye kadar uzar. Bu eğri büğrü çam ağaçları dik uzayan çam ağaçlarından oluşan daha büyük bir ormanla çevrelenir. Niye bu şekilde kıvrıldıklarının bir açıklaması yok. Bu tuhaf gelişim hakkında hava koşullarından insan müdahalesi olduğuna kadar birçok teori var ama kimse nedenini kesin olarak bilmiyor. Hamza Nehri dünyadaki en uzun ve en geniş nehirlerden biridir. Amazon Nehri'nin tam altındadır. 4 kilometre derinlikteki bu nehir, üzerindeki büyük nehre kıyasla bir sızıntıdan biraz daha hızlıdır. Amazon Nehri'nin suyu Atlantik'e saniyede 133 milyon litre debiyle dökülürken, Hamza Nehri'nin debisi saniyede 3,8 milyon litredir. Her halükarda kendinizi akışına bırakmaktan başka bir yol yok. Amazon Nehri ile hemen hemen aynı uzunlukta, yani 6000 kilometre olan bu nehrin bilim dünyasını şaşırtan yanı genişliğidir. Hamza Nehri 200 ila 400 kilometre genişlikteyken Amazon'un genişliği yerine göre 1 ile 100 kilometre arasında değişiklik gösterir. 2000 yılında Meksika Chihuahua'da, köpek olan değil eyalet olanı, madenciler bir çinko madeninden su boşaltırken bir kristal mağarası keşfedildi. Bilim insanlarının bulduğu 10 metreden büyük, 0,9 metreden geniş muazzam alçı taşı kristalleriyle dolu büyüleyici bir mağaraydı. Kristaller öyle saftı ki bilim insanları kaç yaşında olduklarını çözemedi. Fakat araştırmacılar kristallerden birinin içinde 50 bin yaşında bir bakteri numunesi keşfettiklerini düşünüyor. Beş renkli nehir olarak da bilinen Caño Cristales, Kolombiya'daki en muhteşem doğal harikalardan biridir. Bu bölge çağlayanlarla, göletlerle ve mağaralarla dolu ama asıl harika olan nehrin kendisi. Nehir her yıl Haziran ve Kasım arasında sıvı bir gökkuşağı yaratan müthiş sarı, yeşil, mavi, siyah ve kırmızı tonlarıyla seyredenleri cezbediyor. Nehir yatağında yetişen kırmızı bir bitki bu benzersiz doğa olayının esas nedenidir. Siyah kayalardan, yeşil yosunlardan, berrak sudan ve sarı kumlardan diğer renklerini alarak sedefsi bir etki yaratır. Bu bitkinin yağış miktarı, sıcaklık ve güneş ışığına bağlı gelişimi nedeniyle her yıl renk değiştirir. Yılın geri kalanında nehir yatağı mat yeşil bir tonda görünür. Hawaii'deki bilim insanları kızıl algilerin mercan kayalıkları etrafındaki sularda ses çıkardığını keşfetti. Sesin bir karides türü olan gürültücü alfidiyelerden geldiğine inanılıyordu. Ta ki araştırmacılar sesi ve alglerin varlığını bir arada düşünüp baloncukları gözlemlemeye başlayana kadar
Algler fotosentezle beslendikleri için üzerlerindeki yüzeyde biriken minik baloncuklar üretiyorlar. Baloncuklar bitkiden ayrılırken bir şaklama ya da patlama sesi çıkarıyor. Mercan kayalıkları çok fazla algle kaplandığı zaman havasız kalabiliyor ya da boğulabiliyor. Fotosentezin bir ses çıkardığını keşfetmek, mercan kayalıklarının korunması açısından faydalı olabilir. Algler bilim insanlarının bu hassas alanların istila edilmesini önlemeleri için erken uyarı verebilirler. Mart 2018'de Kenya'daki büyük darbenin şiddetli yağmurlar ve sismik hareketlilik vurduktan sonra alan boyunca büyük bir uçurum açıldı. Yarık birkaç kilometre uzunluktaydı ve bazı yerlerde 15 metreden genişti. Esasen Afrika'yı ikiye bölüyordu. Afrika iki tektonik plaka üzerinde yer alır. Nubian ve Somali plakaları. Dünyanın yüzeyinin altında derinlerde aktif manto tarafından harekete geçirilen plakalar birbirlerinden ayrılıyor. Bu yüzeyde görebildiğimiz büyük olağanüstü yarıkları yaratıyor. Büyük kıtanın gerçekten iki parçaya ayrılması milyonlarca yıl sürecek. Ben herhalde bunu göremem. Fakat ayrıldığı zaman yeni bir okyanus havzası da ortaya çıkacak. Gökkuşağı okaliptüsü Endonezya. Endonezya, Papua Yeni Gine ve Filipinler'deki tropikal ormanlarda yetişiyor. Bu ağaç bir video oyunundan veya fantastik bir filmden fırlamış gibi görünüyor. Kendi doğal ortamında 76 metre gibi muazzam bir yüksekliğe ulaşan bu eşi benzeri olmayan ağacın yaşlandıkça yeşil, açık mavi, turuncu, mor ve kırmızı damarlar gösteren bir kabuğu var. Sanki biraz bana benziyor. Kabuk şeritleri yavaş yavaş düşerken ağacın renkleri değişiyor ve açık yeşil iç kabuğu ortaya çıkıyor. Hint Okyanusu'ndaki güzel Mauritius Adası'nın açıklarında gözlerinizle görmeden inanamayacağınız olağanüstü bir manzara var. Gerçek kuş bakışı görmek için uçağa binmeniz gerekecek. Su altı çağlayanı olarak görünen şey esasında okyanus akıntılarıyla geniş bir kıta sahanlığının kıyısından itilen kumdur. Adanın en güney ucunda okyanusun karanlık derinliklerine kadar dökülür. Adaların etrafındaki okyanus sularının çoğu sadece 8 ila 150 metre derinliktedir ama bu derin dalış birkaç kilometre aşağı inerek bir çağlayan yanılsaması yaratır. Bu okyanus sahanlığı birkaç milyon yıl önce yoktu. Deniz tabanının yayılması onu oldukça yakın zamanda meydana getirdi. Amazon'un yürüyen ağaçları, bitkilerin ihtiyaç duydukları her şeyi almalarına elverişli noktalara gittiği en eşsiz ve kafa karıştırıcı yollardan birine örnektir. Bu ağaçlar sık ormanlarda daha çok güneş ışığı ararken yeni köklerin eskilerinin yerini almasını sağlayarak yürür. Kökler kendilerini yeni toprağa sabitledikçe ağaç yeni köklere doğru eğilerek eski köklerin yukarı çıkmasına neden olur. Daha iyi güneş ışığının ve daha sağlam zeminin olduğu yeni bir yere gitmek 1-2 yıl alabilir. Bunun nedeni günde sadece 2 cm ve yılda 20 metre kadar hareket etmeleridir. Bunun ön bahçenizde gerçekleştiğini bir düşünsenize. Ağacı buraya dikiyorsun ve ertesi yıl bir bakıyorsun daha oraya gitmiş. Costa Rica'nın güneyinde 300 taş küre ormanın her yerine boncuk gibi serpilmiş. Bazıları bir bowling topu kadar ağır, bazılarının ağırlığı 15 tona kadar çıkıyor. Bu taşların uzun zaman önce ne amaçla ve nasıl yapıldığı bizim için bir muamma. 1930'larda keşfedilen bu taşların birçoğu buradan alınıp dünyanın dört bir yanına taşındı. Taş küreleri korumaya ancak 1970'lerde başladık. Her ne kadar taş küreler gizemini korusa da arkeologlar onların granit benzeri granodiorit kayalarından yapıldığını biliyor. Bir medeniyet tarafından biçimlendirildilerse mükemmele yakın şekilleri küçük taşlarla yontularak verilmiş olmalı. Etiyopya'daki Danakil çöküntüsü başka bir gezegene ait gibi görünen bir yerdir. Lav birikintileriyle, fosforlu renkteki sıcak kaynak sularıyla ve geniş tuz çanaklarıyla dolu olan bu yer 34,4 dereceyle yıl boyunca en yüksek sıcaklık dalında listenin ilk sıralarında yer alabilir. Zehirli gazlar bölgeyi asit kaynayan sıcak kaynak sularıyla dolduruyor. Daha kötüsü yıllık yağış miktarı en fazla 200 milimetreyi buluyor. Burası aynı zamanda deniz seviyesinin altında 125 metre yüksekliğiyle gezegendeki en alçak yerlerden biridir. Dünyada yaşama en elverişsiz yerlerden biri olmasına şaşırmamak lazım. Gerçi kulağa iyi geliyor. Kalabalık yok, gürültü yok. Hadi gidelim.